Tarih 29 Mayıs 1453. Fethin 555. yılında Panorama 1453 Tarih Müzesi Topkapı Kültür Parkı'nda. Konstantinopol bir gün mutlaka fetholunacaktır. Ne güzel askerdir o asker. Ne büyük kumandandır o kumandan. İslam askerleri peygamberin işaret ettiği yüce makama ulaşmak için 7 kez, Osmanlılar tam 4 kez kuşattılar İstanbul'u. Hiçbiri İstanbul'un muhkem surlarını aşamadı. Hiçbiri peygamberin işaret ettiği yüce makama ulaşamadı. İstanbul surlarını aşacak, peygamberin işaret ettiği yüce makama ulaşacak fatihini bekliyordu. Benliğine hakim olan büyük sevgiliye, İstanbul'a sahip olmak için harekete geçti. Karadan ve denizden tüm boyutlarıyla kuşattı muhkem İstanbul'un muhkem kapılarını. Günlerce sürdü kuşatma. Günlerce soluksuz ve aralıksız. Genç Fatih'in hareketlerinde heyecan, hareketlerinde tutku, hareketlerinde telaş vardı. Yüce makamla arasındaki engelleri yıkmak, yok etmek ve surları aşıp girmek istiyordu İstanbul'a. Zordu İstanbul'a sahip olmak. Zor ve hatta imkansız. Aşılamıyordu İstanbul'un muhkem surları. Kırılamıyordu muhkem kapıları. Ve Bizans bitmiş, tükenmiş de olsa teslim etmiyordu İstanbul'u. Olmamıştı, başaramamıştı, yüce makamla arasındaki surları aşamamıştı. İşte bu yüzden gergindi genç Fatih.
Gergindi ama bıkkın değil. Düşünceliydi ama çaresiz değil. Elçiler göndermiş, savaşmadan istemişti İstanbul'u. Vermemişti Konstantin. Ve hırsla saldırmış, karadan ve denizden kuşatmış, açamamıştı İstanbul'un kapılarını. Zaman değişirken devam ediyor, devam ederken değişiyor. Hızlı, baş döndürücü bir dönüşüm. Kendi çarkında her şeyi değiştirip yoluna devam ediyor. Her şey. İmparatorluklar, devletler ve medeniyetler doğuyor. Büyüyor, çözülüyor ve çöküyor. Bir büyük medeniyet yerini bir başka büyük medeniyete bırakarak kesintisiz bir şekilde sonsuzluğa akıp gidiyor. Kudretli Bizans İmparatorluğu çözülmüş, yıkılmak için fatihini bekliyor. Büyük tutkular yeteneğini de kendi yaratır. Gençti Fatih ama tutkusu büyüktü. Tutkusu gözlerini kör etmemişti. Ufku sonsuz, perspektifi geniş, zihni açıktı yeniliğe ve yeni fikirlere. Tutkusunun peşinden gidecek, düşlerinin izini sürecek kadar cesur, cesaretini taçlandıran parlak bir zekası vardı. Ve İstanbul'un muhkem kapıları, İstanbul'un muhkem surları ilk defa korkuyla titriyordu. Fatih'in yüce makama ulaşma, istek ve arzusunun kararlı yürüyüşünün korkusuydu bu. İstanbul titreyerek bekliyordu Fatih. Genç Fatih'in tutkusu dehasıyla birleşince ortaya bir mucize çıktı. Ve genç Fatih bu arzu için dünya tarihinde ilkleri hayata geçirmeye başladı. 22 Mayıs sabahı öküzlerin çektiği ve yüzlerce insanın halatlarla dengelediği 70 kadar gemi, hayvan yağlarıyla yağlanmış kızaklar üzerinden Galata sırtlarından geçirilerek Haliç'e indirildi. Genç sultanın arzu ve azmi, gemilerin karadan yürütülmesini, Rumeli Hisarı'nın 6 ay gibi kısa sürede bitirilmesini, dünya tarihinin en büyük toplarının dökülmesini, bir gecede devasa kulelerin yapılmasını sağlamıştır. Ve yine Fatih'in buluşu büyük top saldırıya hazır hale getirilmişti. Gecesi saat 1:30'da sultan saldırı emrini verdi. Osmanlı ordusu karadan ve denizden tek bir sesleriyle saldırıya geçti. İlk saldırıyı yaya ve azaplardan oluşan piyadeler yaptı. Saldırı sabaha kadar sürdü. Sabaha yakın Fatih'in döktürdüğü büyük top siperde ilk gediği açtı. Buradan giren 300 asker savunmacıları ortadan kaldırdı. Ve sonra Yeniçeriler harekete geçti.
İstanbul'un muhkem kapıları kırılmış, İstanbul'un muhkem surları aşılmıştır. Fatih'le yüce makam arasındaki tüm engeller ortadan kalkmıştı. Teslim olmuştu İstanbul Fatih'e. Fatih, öğle vakti büyük bir alayla beyaz atının üzerinde Romanos kapısından şehre girdiğinde sadece tarihin gördüğü en genç, en görkemli Fatih olmadığını, özgürlüğü temel alan yönetim biçimi ve hoşgörüsüyle de tarihin en aydın, en ileri imparatorlarından biri olduğunu kanıtladı. Dönemin savaş koşullarında Bizans kendi teslim olmadığı için Osmanlı askerlerinin şehri yağma hakkı vardı. Fatih ilk günün sonunda bu hakkı tanımadı. Şehirde isteyenlerin eski dinlerini ve ticaretlerini istedikleri gibi sürdüreceklerini söyleyerek yeni bir patrik atadı. Genç Fatih, bu yürekliliği ve hoşgörüsüyle Avrupa'yı bugünkü konumuna getiren Rönesans ve reform hareketlerinin hızlanmasını sağlamıştır. Ve farklı din, dil ve kültürden insanların 555 yıldır hep birlikte barış ve huzur içinde yaşadığı tüm dünyaya örnek olacak model bir şehir bırakmıştır. İşte bu yüzden İstanbul 555 yıldır bir barış şehridir.